Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosunda hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hızlı bir video olacak. Perşembe gününün maçlarını içeren 2, 4, 6, 8 tane karşılaşmam var. Hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz yine tabi tekli olarak değerlendirebilirsiniz veyahut kombin olarak da size kalmış. Orasını size bırakıyorum. Detaylı bir şekilde içeride konuşacağız efendim. Geçerken bir like atmayı bir de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haydi bakalım. Allah'a <laughs> <geç. gülüyor> Bildiğiniz üzere ben yine misli.com üzerinden bahislerimi yapıyorum. Bugün de yine oranları oradan size gösteriyor olacağım. Şimdi şöyle maçla, maçlardan notlarımı açayım. İlk karşılaşmam Melada Boleslav. Bir Şeva karşılaşması. Şimdi bu iki takımı da Özellikle Boleslav'ı e, Çek yer Ligi'ndeki yazdığım yorumlarla da takip ediyorum. Bir Şevay'ı da işte yeni yeni, yeni yeni derken daha önceden biliyorduk ama bu sene yeni yeni böyle bakmaya, en azından maçlarına göz gezdirmeye çalışıyoruz. Onların da Konferans Ligi'nde bir, önce bir 0-0 sonra 2-1 kazandığı bir maç vardı. Çok e, zayıf bir rakibine karşı oynamıştı. Boleslav ise Çek Ligi'nde böyle kalbur üstü bir takım diyebiliriz. Ee, hemen gelelim şurada. Yani kalbur üstünden kastım işte orta sıraların biraz üstü. Hani ne üst değil ne orta değil tam arası gibi. Bizdeki Adana Demirspor veya bazen Başakşehir gibi gibi. Ama bir şevadan çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben. İlk tercihim bir buçuk üstünde. Boleslav golü olur ya sürpriz olur diye 1.45 oran bence yeterli iki golünü alabilirsiniz. Ama şuna da katılıyorum. İki gol atarsa kazanır. 1.74 oranı da açık. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir Şeva'dan çok fazla gol beklemiyorum. 2-0 veya 3-0 gibi bir maç beklentim var. Maç sonucu beklentim var. Belki de ilk yarı bir gol. Hani 45 dakika severler için de ideal gibi duruyor dedim. Bu maçı geçtim. Ee, özellikle Boleslav'ın da kazanmaya çok yakın olduğunu belirtelim. İkinci maçımız İberia'da. Başakşehir karşılaşması öncelikle ekibimize başarılar diliyoruz. Ve ilk turdaki gibi ikinci turda da ben bu turu çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Ee, kadro kalitesi olsun, oyun anlamı olsun, Çağdaş Hoca'nın oynattığı oyun olsun. İlk maçta zaten şov yapmışlardı ilk elemede. ikinci elemede de hem şans yanlarında olsun hem de İberia'yı çok rahat bir şekilde eleyelim. Gürcistan'a deplasmana gidiyor Başakşehir. Gürcistan ekibi İberia'nın oynadığı futbolu çok fazla izleyemedik şimdi. Yalan konuşmakta e, istemiyorum veya yanlış bilgi vermekte istemiyorum. Burada tabii ki bir Başakşehir galibiyeti hem risk merkezinde açmış olduğu bir 24 oranla beraber bence çok ideal. Burada maç sonucu oynamak isteyenlere direkt 1.41'den az önce dedim ya Boleslav kazanır mı riskine girmeyelim diye. Başakşehir iki tane atarsa kazanır. Bu konuda eminim 2-2 bitmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Biraz daha yükseltip 2.5 üstünde Başakşehir bile denenebilir. Ama benim ilk tercihim 1.5 üstünde Başakşehir galibiyeti olacak. Bu da ikinci karşılaşmamızdı. Hızlı, hız, hızlı hızlı devam ediyoruz. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve siz de maçlarınızı aşağıya yorumlar kısmına yazın. Bu arada ben niye bu ekrandayım? Şöyle şu ekranda olmam lazım. Heh, tamam kusura bakmayın biraz ekran yanlış olmuş. Ee, ama fark etmez konuştuğumuz şeyler... Aynı. Helsinki Dejic maçı Dejic maçıyla devam ediyoruz. Hemen şuradan maçımızı arayalım, bulalım. Helsinki Dejic Tuzi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Helsinki iç sahada güçlü bir takım. İç saha maçlarında 3 2 1 3 yani bu turda hem bu turnuvada hem de iç sahada oynadığı genel maçlarda çok fazla Kaybetmiyorlar e, Golde buluyorlar Decic Batumi'yi yendi deplasmanda bu turnuvada ondan sonra geldi içeride de 0-0 berabere kaldı ve e, konferans liginde bir üst e, elemeye hak kazandı ama artık e, Helsinki onların rakibi burada yine ben Helsinki tarafındayım yine burada size Helsinki'nin iki golünü önereceğim 134'ten ve burada yine Başakşehir'e güvendiğim gibi Helsinki'ye de bir buçuk üstü gol atarsa kazanır diyorum. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Genelde kazanacağını düşündüğüm takımlara bir buçuk üstü yazıyorum. Evet, ama yazmadıklarım da var. Yani hep aynı bayisi oynuyorsun e, diyenlere cevap olarak söyleyelim ki burada bugün e, o kadar çok karşılaşma var ki aralarından böyle <laughs> tekli tekli seçmeye çalıştım. Biraz daha yüksek oranlar yine ilerleyen maçlarda var. Ama ben yine de böyle arasında sürpriz olabilecekleri de seçmemeye çalıştım. Mesela Panathinaikos-Ajax karşılaşması var burada. Mesela bir üst gözüküyor. KG var gözüküyor. Ama biraz uzak durmayı tercih ettim. Yine s karşılaşması gibi. Yani böyle bültenlerde şunu öneriyorum. Kaçtığınız maçlar doğru olursa zaten kupon tutturuyorsunuz. Yani burada çok e, harika ya da böyle yeniden bir şeyler yaratmıyoruz. Ama bazı maçlar var ki iki takımı birbiriyle kafa kafaya getirdiğinde ters sonuçlar yani 1-0'lık 0-0'lık maçlar çıkabiliyor. En azından onlardan kaçmaya çalışıyorum. O yüzden diğer tahminler hep aynı gelebilir. İşte ev bir buçuk üst ya da bir buçuk üstü ev galibiyeti, deplasman galibiyeti. Aynı gelebilir ama bunları tamamen seçerek kendimce analizlerimle yapıyorum. Sizin de kafanıza yatarsa oynamanızı tavsiye ediyorum. Mesela Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması. Rapid Wien'e bir önceki turda karşılıklı gol var almıştık. Şu turun birazdan gol yer diyorduk. Ee, pardon önceki eşleşme değil, önceki maçta, lig maçında son şampiyon Sturm Graz'ı yendiler evlerinde 1-0. Ondan önce de Wisla Krakow'a 6 tane attılar. 1.5 üstüne rapid Vienna oynamıştık yine canlı yayında. Orada bize kazandırttılar. Hatta o kupon da kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da beni yorumlarda düzeltin. Şimdi geliyorlar Trabzon deplasmanında. Trabzon'un bu sene kurduğu kadroyu biliyoruz. Stoper hattında bir e, ekleme, bir e, ne takviye. Çok iyi de bir takviye Savic bu arada. E, yine Süper Lig'de yakından takip edeceğimiz isimlerden bir tanesi. Rapid V'nin hızlı oyunu, geçiş oyunu bence bugün Trabzon deplasmanında bir gol bulmaya yetecek. Evet. Trabzon boş durmayacak tabii ki. Trabzon'dan minimum bir gol. Karşılıklı gol var. İlk tercihim. Fakat burada biraz oran yükseltmek isteyenler. Ben bu maçın de kalacağını da düşünmüyorum. Ama olur ya yani sonuçta futbol karşılaşması. Ben KG varımı alıp çıkacağım derseniz bence önce KG var olacak. 1-1 olacak. Yani 3-0'dan sonra 3-1 olacağını düşünmüyorum. E, maçın bir yerlerinde 1-1'e geleceğiz ve sonra Trabzonspor atarak maçı <laughs> pardon 2-1 veya 3-1'e kadar götürebilir. E, veya 2-2 bitebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Trabzonspor'da başarılar dileyelim. Üstlü var tercihi de bu maç için ideal. Onu da söylemeye çalışıyorum. 2.5 üstünde bir Trabzonspor galibiyeti de deneyebilirsiniz. 2.41'den 1 artı var da deneyebilirsiniz yine yüksek orandan. <laughs> Çok pardon. 2.59'dan bu oranlar size kalmış. Ee, hangi, nasıl bir oran istediğinize göre Değişiyor bu karşılaşmada. Gelelim Partizan-Lugano karşılaşmasını. Lugano'yu Lugano Fenerbahçe eşleşmesinde izledik. Evinde çok güçlü bir Partizan var. Ee, Dinamo Kiev'e kaybettiler fakat kendi ayarındaki takımlara karşı oynuyorlar, oynatıyorlar. Bu maçta biraz problemim var aslında. Nasıl var? Partizan'ın o golü bulduktan sonraki biraz yavaş oyunu inşallah bu maçta karşımıza gelmez. Bu maça önerim 2.5 üst olacak 1.43'ten. O da şöyle Lugano'nun mutlaka bir gol bulma senaryosu. Normalde KG var oynacaktım bu maça. 1.35 ama 3-0'ı da 0.3'ü de cebime alayım diye direkt üstü yazdım. Ama yine siz buna 1.59'dan üstlü var yazabilirsiniz. Maçtaki beklentim 1-2 veya 2-1. Yani Lugano'dan bir galibiyet de gelebilir. Partizan da içeride iyi oyunuyla, sıkı oyunuyla öne geçtiği bir karşılaşmada belki 2-0 partizan yapar sonra Lugano atar veya bir yerlerde birbirine geliriz bilemiyorum arasını ama 3 gol en az 3 gol olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. biraz kafama yatmadı ama yine de yani 2-3 gol bandına da yakışıyor bu karşılaşma 1.86 ile. Lugano olduğu için biraz daha sıcak bakıyorum. Yani iki tane Lugano golü mesela sürpriz çok olmaz. 1.68 oranı var. Ama iki tane partizan golü daha güzel olur. O yüzden ya 2-3 gol ya 2.5 üst. Bunun e, olayını, seçimini size bıraktım. Ve gelelim. Belki de bugün en çok güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Balkani, Larne FC. Larne FC bir önceki turda e, RFS'ye kaybetti. Ondan sonra Balkani'de kimdi? Hamrun. Pardon, Hamrun'u geçti konferans liginde. Şimdi eşleştiler. Bence... Bu Bugün oynanacak tüm maçlar arasında kadro kalitesi olarak e, en çok fark olan e, karşılaşma bu karşılaşma olarak görüyorum. Yani Balkani'nin e, Larna FC'ye karşı ağır bir üstünlüğü olacağını düşünüyorum. İlk yarıdan bir e, Balkani denemesi yapılabilir. Buna dikkat edelim. Güç dengesi çok açık iki takım oynuyor. Balkani bir buçuk üstünde kazanır. 1.44'ten güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ana kuponunuza yazarak değerlendirebilirsiniz. Tabi abartmak isteyenler ilk yarı 1.5 Balkani golü ilk yarı 1, ilk yarı 1'den 1, handikaplı 1 vesaire gidebilir bu karşılaşmaya. Bu karşılaşmanın önü açık diye düşünüyorum. İnşallah bizi üzmezler. Vikingur Flora karşılaşması. Burada birazcık e, risk aldık yine Vikingur karşılaşmasında. Evet ben Vikingur'un kazanacağını düşünüyorum. Pardon bu maçta değil. Bu maçta risk almadık. Bu maçta da yine Balkani karşılaşmasındaki olduğu senaryodan bekliyorum. Yine Vikingur bir buçuk üst ve Vikingur galibiyeti mesela Balkani ile birleştirilip şöyle bir akşam 9 kuponu yapılabilir. Veya Vikingur ilk yarı bir Balkan ilk yarı bir güzel bir kombin olabilir. Burada 1.59 Vikingur. 1.44 Balkani mesela. Birine 45 dakika, birine 90 dakika değerlendirebilirsiniz. Seçimleri size bırakıyorum. Benim tercihlerim burada ilk yarı Vikingur olurdu. Veya 1.5 üstünde Vikingur galibiyeti olurdu. Bu da güvendiğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Asıl riski burada aldık. E, tırnava mücadelesi. Visla Krakow-Tırnava karşılaşması. 2.5 üstünde Tırnava galibiyeti. E, aslında çok oranlara baktığımızda sürpriz bir sonuç gibi değil. Yani tırnava da 3 tane atabilir. Wisla Krakow da skora dahil olabilir ama burada tırnavanın kazanacağında biraz riske girdik. Çünkü Wisla Krakow gol yiyen bir ekip. Rapid'den 6-0, 4-0... 5-0 falan olmuştu. Sonra 5-1 oldu galiba. Çok fazla gol yiyen bir ekip. Yani tırnava burada 3 tane de atabilir. 2.5 üstünde tırnava o şekilde de kazanabilir. Veya bir tane Wisla Krakow geldiğinde zaten tırnavanın 2 tane golü gelecektir. Tırnava 2 golde tercihlerim arasında diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bir de varsa böyle bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız onlara da videoyu gönderebilirsiniz. Öpüyorum, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.